Başlıyor muyuz abi? Çocuklar dosyayı getirdi torpidoda. Oktay Efendi'nin maceraları. Ankara'ya ulaşan, Turan'ın tutuklanmasıyla rafa kalkan soruşturma dosyası. Meryem bu dosyayı gördüğünde Turan'ı içeri attıranın savcı olduğuna emin olacak mı? Vallahi ben anladım. Meryem de zehir gibi kız, o da anlar. Bu arada savcı da savcıymış hani. Çakal. Babam çıktığına göre artık çakal avı başlasın. Ha bu arada sana hayalet buldum. Bizim Burak, Casper diyor çocuklar. Savcıyı o takip edecek. Bir tane de derine lazım. Eminsin yani. Öyle bir şey saklıyor ki savcıya göbekten bağlı. İyi de abi, bu kız vekil kızı değil mi ya? İsterse bütün ipleri atar. Sonuçta babasına her şeyi yaptırabilir. Demek ki kaybedeceği çok şey var sonunda. Başka bir işimiz var mı? Emniyettir, savcılıktır, rutin duraklarımızda. Allah Allah. Emniyette özlediğin bir şey mi var? Oo abi, sana da iyilik yaramıyor. Soruyoruz işte ya. Hala mı bahane lazım be güçlü? Sen eskiden hızlıydın ha. Ne oldu? Burcu komiser sert mi çıktı? Kaya abi, kaya. Meryem'e mi? Öyle pat diye olmaz. Onu bize getireceğiz. Annem? Söyle annesinin kuzusu. Bir saat sonra Meryem'i Zarif'in oraya yollasana. Hayırdır? Yolun sonuna geliyoruz artık. Hayırlısı olsun. Tamam. Abla yüzün gülüyor, ne oldu? Sipariş var. Ne siparişi? Güneşli kurabiye. Hemen paketleyelim de Meryem götürüversin. Ben götürürüm ya, Meryem yenilerini yapsın. Yok, sen bana lazımsın. Şu vergi iadesi fişlerini falan yapacağız. Meryem götürür. Tamam. Meryem, haber var mı o günkü kadından? Yok, çıkmaz da zaten, öyle çok yakından tanıdığımız biri değildi. Babana haber vermedin diye kızmıştı o. O kadar yani. Alıngandır da biraz. Pek az değil yani. Bayağı alıngan. İş yerine kadar peşinden kovaladığına göre. Abla hiç zorlama boşuna. Ben de sordum, cevap vermiyor. Ya öyle uzaktan bir akrabamız işte. Ya sizin var mıydı öyle hısım akraba falan? Hiç ziyaretçin de olmuyordu içerideyken. Ben geç kalmayayım. Acele etme kızım. Şurası zaten. Yok ya, şimdi hani... İlk sipariş ya. Geç kalmayayım, ayıp olur. Tamam o zaman. Hadi git sen. Hadi kolay gelsin. Sipariş yola çıktı. Alo, ha kardeşim. Tamam, eyvallah. Savcı bir yere çıkmış, Casper peşindeymiş. Pelin? O da L1'deymiş. Lokasyon 1'de abi. Galeriye gitmiş. Hele şükür be güçlü. Bir renk bir heyecan katalım dedik ya. Sen beni nasıl buldun? İnsan inanmıyor değil mi? Turan Ersoy gibi bir adam rüşvet alsın, adam kayırsın. Turan amca öyle şeyler yapmaz. O zaman birileri ona iftira atıyor demek. İçeriden birileri. Kısaca diyor ki, savcı Oktay Şahin, Turan Ersoy tarafından açığa alınacaktı. Ama Oktay kendini kurtardı. Amca dediğin adamı içeri attırarak. Babam gözaltına alındığında üstünden bir şey çıktı.
Turan Ersoy'un bilgisayarından kopyalanmış bir disk. Bil bakalım onu babama kim ulaştırdı? Dahası da var. Babamın savcıya verdiği paralarla Turan Ersoy'un evinden çıkan paralar aynı. Anlayacağın savcı aldığı paranın hakkını vermiş. Güvenip iş yaptığın savcı arkandan dolanmaya başladı. Gözünle gör. Sana kimi koruman için baskı yapıyorsa söyle artık. Bana savcının senin davanda neyi gizlediğini anlat. Turan Ersoy'u kurtaralım. Evet. Birini kurtarabilecekken bunu pazarlık konusu mu yapacaksın? Düşün. Sence ben öyle biri miyim? Turan Ersoy'un ne olacağı senin elinde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.